Herkese merhaba. Royal Leaders Club üyelerinin sahneye çıkışını izlerken büyük sevinç duydum. Bu kulübe üye olmak için yılda 200 bin Amerikan doları üstü gelir gerekiyor. Bu nedenle Royal Liderler Kulübü'nün üyeleri yılda 200 bin ile 600 bin Amerikan doları arası gelir elde ediyor. Sahnede pek çok kişi görüyorum. İçlerinden bazılarını tanımıyorum. Atomi ilk kurulduğunda bu şirketin büyüyeceğini, lider sayısının artacağını ve bir gün dinlenme odasında tanımadığım kişilerin bana selam vereceğini söylemiştim. Bana Royal Leaders Club üyesiyim derlerse, demek öyle diyeceğimi ve sohbetin bu kadarla kalacağını söylemiştim. Bu sözleri önceden söylemiştim. Artık gerçek oldu. Günümüzde Royal Leaders Club üyelerini dikkatle inceleyerek herkesin yüzünü anımsamaya çalışıyorum. Çünkü ileride onları anımsamazsam utanmak istemiyorum. Çok sayıda kişi atomi işi yaparak para kazanıyor. Fakat herkese ayda 50 bin Amerikan doları kazanmayı hedef almalarını söylediğimizde bazıları bunun çok saçma olduğunu düşünüyor. Ya da bu hedefe ulaşmak mümkün mü diye soruyor. Hayatımda ayda 5 bin Amerikan doları bile kazanmadım. Nasıl olur da ayda 50 bin Amerikan doları kazanacağım bir iş bulabilirim diye soruyorlar. Üstelik sadece iyi öğrenim görmüş kişilerin bu kadar çok para kazanabileceği kanısında var. Bu kadar çok para kazanmak için özel birisi olmak, olağan dışı vasıflara sahip olmak veya büyük bir şirket kurmak gerektiğini ileri sürüyorlar. Benim gibi ailesi zengin olmayan, sıradan bir kişi nasıl olur da ayda 50 bin Amerikan doları kazanmayı hayal edebilir diye soruyorlar. Bu görüşü savunan pek çok kişi var. Fakat bu sahneye çıkan Royal Leaders Club üyelerinin sayısı 200'e yaklaşıyor. Royal Leaders Club üyelerinin bazıları buraya en erken 3 yılda gelebildi. Buraya gelmek genelde 4-5 yıl sürüyor. Bu nedenle bu seminere gelen sizlerin büyük bir bölümünün 4-5 yıl içinde Royal Leaders Club üyesi olacağına inanıyorum. 여기 계신 분들 중에서 그 자리에 가 있는 숫자가 엄청나게 많이 나오게 될 거다 하는 겁니다. 제발 yanı sıra bu kulübe üye olmaya kararlı olmanızı diliyorum. 좀 하셨으면 좋겠어요. 예. Bazı insanların neden zengin olamadığını biliyor musunuz? 하나가 bunun en büyük nedeni zengin olmayı düşünmemeleri. Zengin olmak için tutku veya arzu duyulmazsa başarılı olmak olanaksızdır. Zengin olamayacaklarına kesinlikle inanan pek çok kişi var. Ne yazık ki inançları gerçekleşecek. Zengin olacağına inanan herkes zengin olamasa bile, inananların zengin olması olasılığı daha büyük. Bence zengin olamayacaklarına inanıp da zengin olan kişi sayısı sıfırdır. Bu kafa yapısında biri nasıl zengin olabilir ki? Böyle düşünüp de zengin olan birini görmüş değilim. 여러분들이 부자가 되는 것을 꿈꾸고 열망하고 bu nedenle zengin olmak için zengin olmayı hayal etmeniz ve içtenlikle arzu etmeniz gerekir. 뭐 부자가 되더라도 bazı kişilerse zengin bile olsam bana ayda 5 veya 7 bin Amerikan doları yeter. 5천만 원씩 버는 부자 그거 필요 없다. Ayda 50 bin Amerikan dolarına ihtiyacım olmaz diye düşünür. 어떻게 보면은 그 말도 맞는 말입니다. Bir açıdan haklılar. Bir şirkette 17 yıl maaşlı çalıştıktan sonra ilk yaptığım şey internet ortamında bir alışveriş merkezi kurmak oldu. Hettan것이 internet 백화점이라는 사업을 창업을 했어요.
Bu işi 3 yıl yaptıktan sonra iflas ettim. İflas ettim çünkü zamanımın çok ilerisindeydi. İnternet ortamında alışveriş merkezi kurduğumda kablolu internet bağlantısı yoktu. Ve insanlar evlerinde bilgisayar olmadığı için bürolarındaki bilgisayarı kullanıyordu. Sitemde yaklaşık 100 bin ürün vardı. Fakat pek çok kişi bilgisayarı iyi kullanamıyordu. Onlara seçtiğiniz ürünleri alışveriş sepetine koyun dediğimde sepetin nerede olduğunu soruyorlardı. Ne kadar açıklama yaparsam yapayım anlamıyorlardı. Bu siteyi 1999'da kurdum ve 2000'de açtım. Fakat işlerim iyi gitmedi. Ya zamanımın çok ilerisindeydim ya da trendleri yanlış algılıyordum. Neyse, sitemi kapattıktan sonra evim ve arabam dahil her şeyimi kaybettim. Piyasaya borcum vardı. Vergi borcum da vardı. Eşim ve iki oğlumla küçük bir dairede oturmak zorundaydım. O sırada çok çalışarak ayda 5000 Amerikan doları kazanabileceğim bir işim olmasını istiyordum. Fakat böyle bir iş bulamadım. Kusur bende olabilir. İş bulmak için çok fazla uğraşmadım. Önceki maaşından daha yüksek maaşlı yeni bir iş bulmanın ne kadar zor olduğunu bilen bilir. O sırada bana 5000 Amerikan doları maaşlı bir iş önerilseydi kabul ederdim. Fakat 3000 ila 7000 Amerikan doları arası maaşlı bu orta kademe işlere girmenin en büyük sorunu bulmanın çok zor olmasıydı. Bu işlerde çok az boş kadro vardı. Bunun nedenini biliyor musunuz? Tarım çağındayken insanlar çiftçi olarak yaşayabiliyordu. Eskiden küçük bir tarlası olanlar iyi bir hayat sürebiliyordu. Günümüzde ise bu çok zor. Peki o dönemde küçük bir tarlası olan insanlar nasıl oluyor da daha iyi bir hayat sürebiliyordu? Günümüzde insanın oturduğu yere yakın bir arsayı satın alması veya kiralaması, tarlaya dönüştürmesi ve onu ekip biçerek yaşamını sürdürmesi neden mümkün değil? Çünkü devir değişti. Bu nedenle yeni çağa ayak uydurmak gerekiyor. Eğer benim 1999'da internet ortamında alışveriş merkezi kurduğum zaman olduğum gibi çağınızın ilerisindeyseniz başaramayabilirsiniz. Zamanın çok gerisinde kalmamak da gerekir. Örnek olarak günümüzde sahip olduğumuz tarım teknolojisi eski çağlarda yoktu. Buna rağmen o dönemde insanlar çiftçilik yaparak geçinebiliyordu. Tarımda makine çağı başladığında küçük uçaklarla tarım ilaçları püskürtülmeye, traktörler ve biçer döverler gibi makineler kullanılmaya başlandı. Bu trendler geliştikçe orta sınıf insanların küçük tarlaları işleyerek yaşaması zorlaştı. Tarımda büyük kapasiteli makinelere geçilmesi, tarım ürünleri fiyatlarının önemli oranda düşmesine yol açtı. Ya yılda milyonlarca adet ürün üreten büyük bir çiftlik işletmeliydiniz ya da çiftçilikten vazgeçmeliydiniz. İkisinin ortası yoktu. Küçük tarlaları ekerek yaşamak mümkün değildi. Bu durum ekonominin başlıca sektörü tarımla sınırlı kalmadı. Diğer sektörlere de yayıldı. Bu nedenle günümüzde oran 99'a 1'dir. Tarım açısından toplumlar iki kesime ayrılmaktadır. Gereken makinelere ve sermayeye sahip olan %1'lik kesim ve hiçbir şey olmayan %99'luk kesim. Bu nedenle rahat, barışçı, bencil olmayan ve sıradan bir hayat yaşamak isteyen kişiler eskiden bu şekilde yaşayabiliyordu.
Fakat bu günümüzde mümkün değil. Çünkü ortası yoktu. İşte bu nedenle pek çok kişi orta sınıf çöküşün eşiğinde yorumunu yapmaktadır. Bu çöküşe inanan herkes hayatın giderek zorlaşacağı kanısındadır. Öyleyse ne yapmalıyız? %1 ve %99 kesimlerin hangisinde yaşayacağımıza karar vermeliyiz. Fakat %99'luk kesimde hayat çok zor. Bu nedenle sadece iki seçenekten birini seçebiliriz. Sermaye veya başka bir üretim aracı kullanarak yüksek gelir elde ederiz ve zengin oluruz. Ya da vazgeçeriz ve devletin verdiği sosyal yardımla geçiririz. Ya hep ya hiç şıklarından birini seçmekten başka çaremiz yok. Bu duruma düştüğünüz için kendinizi suçlamamalısınız. Çünkü toplum bu şekilde kutuplaşıyor. İşte bu nedenle insanlar zenginlerle yoksulların arasındaki uçurumun büyüdüğünü söylüyor. Yapmanız gereken tek şey toplumun tamamını değiştirmeye çalışmak yerine kendinizi değiştirmek. Tüm suçu genel trendlere atamayız. Dünya neden böyle diye sormaktansa bu dünyadaki dalgaları aşmaya çalışmak ve %1'lik gruba girmek için elinizden geleni yapmak hakkında düşünmeniz gerekiyor. Toplumda hiçbir problem bulunmadığını söylemiyorum. Çünkü bu durumun iyileşmesini diliyorum ve ümit ediyorum. Çünkü kendimizi bu durumda bulmamızın nedeni bir aksaklık değil, toplumun gelişmesinin bizi götürdüğü yer. Biz istemesek de zaman o yönde akıyor. Sermayenin getirdiği gelir, el emeğinin getirdiği gelirle karşılaştırılamaz. Bu nedenle sermaye biriktirme araçlarına sahip olmalısınız. O araçlara sahip olduğunuz sürece zengin olabilirsiniz. Hiçbir tür sermayeniz yoksa yoksul düşersiniz. Bu nedenle hepinizin zengin olmayı düşünmeye başlamanız gerekiyor. %1'lik gruba girmeye ve ayda 50 bin Amerikan doları kazanmaya kararlı olmadığınız takdirde, ayda sadece 700 ila 800 Amerikan doları gelir getiren yarım günlük işlerde çalışmak zorunda kalırsınız. İş bulursanız aylık gelirinizin ne olacağını sanıyorsunuz? Kore'de ortalama aylık maaş 1 ila 1500 Amerikan doları arasıdır. Ve pek çok iş için bu aralıkta maaş ödenmektedir. Fakat bu işlerde köle gibi çalışmanız gerekir. Sadece ayakta durarak veya bütün gün oradan oraya dolaşarak yapılması gereken işler bulunmaktadır. Karar vermek size kalmış. %99 mu yoksa %1'lik gruba mı gireceksiniz? Eğer %1'lik gruba girmek istiyorsanız, zamanın akışını doğru anlamanız ve bunu başaracağınıza inanmanız gerekir. Atomi nasıl bir şirket? Önce sermayenin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sermaye terimi genelde para anlamına gelir. Fakat bilgi, vasıf, nitelik, tecrübe ve hatta gençlik anlamına da gelebilir. Böyle bir sermayeniz yoksa Atomi'nin kurduğu sistemde herkes eşit bir noktada işe başlayabilir. Bu sistem çok çalışanlara ayda 50 bin Amerikan doları kazanma ve gerçekten başarılı bir kişi olma fırsatı sunuyor. Başarıya ulaşma yolu olarak bu sistemi kullanabilirsiniz. Atomi kurulduğunda ilk belirlediğim vizyon üyelerin başarısı oldu. Bu vizyon sadece insanların iyi yaşamasını amaçlamıyordu. Trendlerde meydana gelen değişimlerden olumsuz etkilenen insanlara başarı kazanmaları için bir fırsat vermeye amaçlıyor. Müşteri memnuniyeti, müşterileri duygulandırma ve müşterilerin başını döndürme konularından söz ettik. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde cepleri boş olan tüketicileri etkilemek hiçbir anlam taşımıyor. Bu nedenle Atomi'nin kurulmasından bu yana uyguladığı vizyonlardan biri, tüketicilere bir şeyler vermek ve başarı kazanmalarını sağlamak oldu. Atomi'nin ikinci vizyonu, distribütör toplanma yeri oldu. Saptadığım hedef, Atomi'nin herhangi bir dağıtımın merkezi olmasıydı.
Öyleyse distribütör toplanma yeri, vizyonumuz ne anlama geliyor? Halen indirimli mağazalardan, TV alışveriş kanallarından ve internet alışveriş sitelerinden mağazasız dağıtım kanallarına geçiş yaşanıyor. Vizyonum mutlak ürünleri mutlak fiyatlarla satarak tüm distribütörlerle rekabet etmek ve tümünü her açıdan yenmektir. Ürünlerimizde mesaj kavramı uygulanıyor. Bu terim kitlelerin prestijli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilmesi anlamına geliyor. Rakipsiz kalite anlamına gelen mutlak kalitede ürünleri rakipsiz mutlak fiyatlarla satmak her zaman Atomi'nin ilkesi oldu. Bu da tüm diğer distribütörleri Atomi bünyesine alacağımız anlamına geliyor. İndirimli mağazalarda bulunan ürünleri daha düşük fiyatlarla satıyoruz. Üstelik ürünlerimizin kalitesi aynı fiyatla satılan diğer ürünlerden kat kat iyi. Bu da indirimli mağazalardan, TV alışveriş kanallarından veya internet alışveriş sitelerinden alışveriş yapan insanların zamanla Atomi'ye geleceği ve ürün satın alacağı anlamına geliyor. Halen satış hacmimiz sadece 1 milyar dolar civarında. Fakat milyarlarca veya trilyon dolar satış hacmine ulaşmak için gereken yapıya ve temele sahibiz. Bu nedenle vizyonumuz ulaşılması mümkün bir vizyon. Geleceğin distribütör toplanma yeri olduğumuzda ve satış gelirimiz milyarlarca dolara yükseldiğinde bunun %35'i gelir olarak dağıtılacak. Örneğin satış gelirimiz 100 milyar Amerikan doları olursa 35 milyar Amerikan doları gelir olarak dağıtılacak. Kore'nin ulusal bütçesinin %10'u sıradan insanlara dağıtılıyor. Böylece global ekonomiye destek vermek istiyorum. Bunun yanı sıra çoğalma etkisi nedeniyle bu %35 en az 5 katı olumlu etkide bulunacak. Bu gelir zenginlere giderse dolaşıma girmez. Fakat bu para sıradan insanlara giderse daima bir şey için kullanılır. Kuaföre ikinci kere gidebilirsiniz. Kadınların kuaföre gidip gitmediği hemen anlaşılır. Çünkü paraları olduğu zaman saçlarını yaptırırlar. Ve kendilerine güvenleri artar. Bu durumda kadınlar her sezonda farklı renklerde daha çok giysi ve ayakkabı satın alabilecekler. Kadınlar paraları olduğu zaman farklı biçimlerde, boylarda ve renklerde çantalar satın alırlar. Bir adet blue jean pantolon yerine farklı boylarda pantolonlar ve çeşitli elbiseler satın alırlar. Her satın aldığınız ürün istihdam yaratır. Çünkü tüketim arttığı zaman fabrikalar üretimi arttırır ve en az 5 kat fazla etki oluşur. Bu nedenle söz konusu 35 milyar Amerikan dolarına çoğalma etkisi uygulandığında ekonomi üzerinde çok büyük etkisi olacaktır. Bu nedenle Atomi, Kore'de halen sosyal yardıma ayrılan 120 milyar Amerikan doları bütçeden çok daha fazlasını sıradan insanlara sunacaktır. Atomi'nin büyüme potansiyelini görebilmemiz gerekiyor. Atomi hala başlangıç evresinde. Gereken tüm hazırlıkları yaptıktan sonra ilk adımı attığımız kanısındayım. Bu nedenle üye sayımız 100 milyona ulaştığında kendi kendinize bu işe neden girmedim ki diye sormanızı istemiyorum. Atomi'nin gelecekte 100 milyonlarca üyesi olan bir şirkete dönüşmek için gereken potansiyeli ve yapıya sahip olduğunu unutmayın. Hayatta başarılı olacağım ve çok zengin olacağım gibi hedefler belirlemeyi unutmayın. Başarılı olmanızı ümit ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.